Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiçbir şekilde video başlatma fikrim yoktu aslında. Bugün tüm gün işlerimi falan hallettim, evdeki işlerimi. Yapılacaklarımı yaptım, biraz dinlendim. Daha sonra hazırlandım. Makyajımı falan da kendim yapmıştım bu arada ve düğüne katıldık. Güzel bir düğündü. Normalde beraber hazırlanırız, o şekilde gideriz diye düşünüyordum. Hatta giydiğim elbiseyi de kapak fotoğrafında görebilirsiniz. Güzel bir düğündü yani, çok iyiydi. Ama şöyle ki, resmi bir düğün olduğu için kamerayı götürmek istemedim. Kamerayı evde bıraktım ama pişman oldum tabii ki de. Bir arkadaşımızın düğünüydü. Duhan'ın arkadaşı daha çok zaten. Düğüne sonradan Serkan Kaya geldi. Yani o kısmı çekmeliydim size bence. Çok keyifliydi. Yani bize bir sürpriz oldu aslında Serkan Kaya'nın geliyor olması. Güzeldi yani. Hatice ve Sarper de vardı. Dördümüz bu şekilde güzel bir zaman geçirdik. Sizi de bu şekilde farklı bir girişle videoya başlatmış oldum. Umarım hepimizin günü haftası mükemmel geçer. Beni hangi gün izliyorsanız izleyin. O gününüz, o haftanız mükemmel geçsin. Hepimizin günü haftası mükemmel geçsin. Her neyse. Telefondaki o görüntülere videonun başına ekleyeceğim ben. Yarın da bu videoyu devam edeceğim. Aslında yarın bir videoya başlama fikrim vardı. Çünkü yarın bir etkinliğe katılıyoruz yine. Farklı bir şey yapacağız. Yılbaşı etkinliği var. Yani yılbaşı panayırı kuruluyormuş. Bir arkadaşımız da orada stand açmış ve onunla bir görüştük. Yarın günün belli bir kısmında Atlı Spor Kulübü'nde olacağız. Birazdan da artık makyajımı silip uyurum diye düşünüyorum. Ya da uyumayıp edit de yapabilirim. Saat şu an 12 ama ayaklarım o kadar şişti ki. Her neyse, ben artık kapatıyorum. Yarın görüşmek üzere. Yarın böyle sabahtan itibaren rutinli bir şekilde başlatırız. Şimdilik uyuyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler.
tuhaf yani o da mevzu. Günaydın kocam. Günaydın. Duhan kahve yapıyor şu an bize. Ayılmamız lazım. Saat 1'e 1 mi? 1'i geçmiştir bence. Kaç? 1. Neyse. Günaydın yeni bir günden. Herkese merhaba. Sizi böyle enerjik bir şekilde açabilmek için öncelikle kendime gelmem gerekiyordu. Aslında kahveyi içip ondan sonra çekeyim diyordum ama dayanamadım artık. Sizinle beraber açmak istiyorum. Arka plan ne kadar güzel durdu ağaçla beraber ya. Burada çekim yapabilirim ben. Şimdi şöyle bir gelen kargom var. Çok hızlı açmak istiyorum. Merak ettiğim bir şeydir benim. Bebek telsizim. Uzaktan çalışıyor olsaydım daha iyi bir marka alırdım. Ama evden çalışıyorum. Ve bebiş odasında uyurken ben balkonda ya da oturma odasında çekim yaptığımda kameranın yan tarafına bu kameranın monitörünü koyup bebeği izleyebilmek istiyorum aynı zamanda. Yani bebeğin başında her zaman duramayacağım. Çekimler yapmam gerekecek. Ve bundan dolayı da böyle bir şeye gerçekten ihtiyacım vardı. Bebebo markasının en çok övülenlerden bu arada. Fiyatı ortalama. Çok yüksek değil. Çok düşük de değil. Düşük olanlar da var. Çok yüksek olanlar da var. Kullanıcıların yorumlarına bakarak aslında buna karar verdim. Şu faturayı şöyle bir koyalım. Açalım bunu. Bu arada bunu tercih eden de bayağı kişi var. Şöyle bir monitörü var ve şöyle bir kamerası. Aşkım güzel duruyor, kaliteli duruyor ha. Deneyimleyeceğiz inşallah. Sabitleyebiliyorsunuz bu şekilde. Mesela şunun üstüne koyayım görün. Bunu kullandığım zaman zaten size mutlaka çekiyor olacağım. Başlığı böyle dönebiliyor, hareket edebiliyor. Müthiş bir şey. İçerisinde bir sürü kablo var. Birisi kamera için şarj cihazı sanırım. Birisi de monitör için şarj cihazı. Kullanım kılavuzunu da göndermişler. Bunu öncelikle çözmemiz gerekecek tabii ki de. Biraz daha kendi işlerinizi halletmek isteyeceksiniz. Böyle bir durumda bence bu tarz bir kamera çok mantıklı. İhtiyaç listesinde de gördüm ben bunu. O yüzden almak istedim. Şöyle bir kargom daha var. Bebek arabasına tutturmak için şöyle bir kanca aldım. Kahve hazır bir tanem. Kendine çok banaz koyabilirsin. Kol kısmına bunu asıyorsunuz ve çantanızı falan, değerli eşyalarınızı ya da kişisel eşyalarınızı falan asabiliyorsunuz. Bence çok mantıklı. O yüzden de bundan almak istedim. Fiyatı da gayet uygundu. Bebek arabalarında böyle şeyleri seviyorum. Bir de ek olarak kahve ve su koyabilmek için bir aparat var. Şöyle bardaklık gibi. Ondan da almayı düşünüyorum. Bazen çok çok iyi fiyata düşüyor. Şöyle bir kargom daha var. Hızlı bir şekilde bakın kargoları açıyoruz. Çünkü daha Instagram'a denemeli çekmem gerekiyor. Teşekkür ederim. Elim yandı. Teşekkürler. Kahvem de hazır. Bunu daha evvel de almıştım ama yeterli gelmediğini düşündüm. Biraz daha almak istedim. Çekmece içi düzenleyici arkadaşlar. Bunları biliyorsunuzdur zaten. Mesela şöyle küçük olan var. Bebeğin dolabını düzenlerken iki tanesini yani iki seti kullandım. Şimdi iki set daha aldım. Bayağı şey alıyor içerisine ve her şeyin düzenli, grup grup koyulması adına bence çok 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 mantıklı. Bu büyük olanı. Dediğim gibi bayağı şey alıyor. Mesela zıbınları falan bunun içerisine koyabilirsiniz. Bu arada birazdan hazırlanmam gerekiyor acil bir şekilde. Çünkü etkinlik var. Oraya katılacağız. Şimdi bunların hepsini kaldırıyorum. Bence hemen Trendyol Aralık alışverişine bakalım artık. Çünkü bayağı geçti. Hengameye geldi. Yani bayağı gecikti gelmesi. Ama problem değil. Geç olsun güç olmasın dedim. İlk parçamız tabii ki de triko bir elbise. Triko elbiseleri çok seviyorum. Ve bu hamilelik döneminde gerçekten o kadar kurtarıcı oldu ki benim için. Bu sefer böyle sıfır yakalı, kahverengi ve bu renkte bir şeyim yoktu gerçekten de. Şurası büzgülü, şu alt kısmı. Boyunu istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bedenini hemen söylüyorum, small söylemişim. Şu aralar zaten small söylüyorum genelde. Bu göstereceğim trikonun yeşil rengini, neon yeşil rengini daha önce almıştım ve inanılmaz memnun kaldım. Zaten Kapadokya'da falan da giymiştim, siz de görmüştünüz. O kadar beğendim ki dedim mamının bir de siyahını alayım. Şöyle bir altı var. İkili bir takım aldım. Triko bir pantolon. Small beden. Siyah olması da iyi oldu. Bayağı kurtarıcı olacak benim için. Ve paçası şöyle geniş iniyor. Bunu da denediğimde görürsünüz. Üst kısmı bence çok güzel duruyor. Bakın bu da böyle triko. Beğendiğim şeylerin böyle her rengini alma gibi bir takıntım var gerçekten de. Siz de öyle misiniz? Bunu ne beden almışım ben? Bayağı büyük almışım. Large almışım. Çünkü Duhan da giysin istiyorum bunları. Geçen yıl Adax'tan bunun her rengini almıştım ve çok memnun kalmıştım. Duhan da severek giyiyor ve Duhan da oluyor zaten. Oversize olduğu için. Bir de Trendyol Milla'da şimdi beyazı gelmiş. Beyazı da bayağı hoş.
hoşuma gitti. Kaban aldım. Bu göstereceğim kaban Mango'da 3 katı kadar fiyata satılıyor. Ay kalitesi müthiş. Müthiş kalın. Kolları geniş kesim. Ne beden almışım bunu? 34 beden almışım. Çünkü kaban bayağı oversize oluyor. Çok sevdim. Denediğimde bunu da görürsünüz zaten. O yüzden çok detaylı göstermiyorum şu anda bunları. Yine bir triko elbise almışım. Ve yine kahverengi almışım. Bu da böyle sıfır yaka, böyle fitilli bir trikosu var. Daptar. Şurada minik bir yırtmacı bulunuyor. Etek ucunda bunu çizmeyle falan giyerim diye düşündüm. Evet, göstereceklerim bu kadardı. Kargolarım bu kadardı. Şimdi birazdan sizinle beraber geçip bunları deneyeceğiz. Ama öncelikle hazırlanmak istiyorum. Ve hazır bir şekilde deneyeyim ki daha çok içime sinsin aldıklarım. Bir şey daha vardı. Madonna yaka bluzları çok seviyorum. Bayağı kurtarıcı ve şık oluyor. Pantolonlarla, eşofmanlarla bile giyebiliyorum. 36 almışım small. Hemen makyajımı yaptım ve size aldıklarımı göstermek istiyorum. İlk olarak şu elbiseyi giydim. Buna bayıldım. Önde büzgü detayı vardı zaten. İstediğiniz boyda ayarlayabiliyorsunuz. Aşırı güzel duruyor. Fitilli kumaşlı. 34 beden zaten yok. Small beden bendeki. Sıfır yakalı. Bayağı sevdim bu elbiseyi. Çok da rahat duruyor. Her neyse şimdi hemen farklı bir kombine geçelim. En merakla beklediğim ve sizlerin de bana özellikle Ezgi geldiği anda dene biz de görelim diye söylediğiniz kabanı denedim. Kaban çok güzel. Kollarını falan çok sevdim. Geniş kollu bu şekilde. Şöyle göstereyim. Degradeli bir yapısı var. Oldukça kalın, sıkı bir kaban. Normalde önünü kapatarak da kullanabilirsiniz. Ama ben şu anda kapatamayacağım. 34 beden söyledim. Çünkü son zamanlarım hamilelikti. Bundan dolayı da hamilelik sonrasında düşünmek istedim. Aldığım bir diğer şey de bu triko takımdı. Triko takımın zaten yeşili vardı bende. İnanılmaz güzeldi. Onu medium almıştım. Bunu small tercih ettim. Çünkü dediğim gibi bundan sonra hamilelik sonrasında düşünmek istedim. İster önü kapalı bir şekilde ister de açık bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben açık şekilde kullanmayı daha çok sevdim. Bence bu takımın tüm renkleri çok iyi. Az önce de bahsettiğim gibi bu tarz ceketleri çok seviyorum. Kapşon ve oversize olması çok hoşuma gidiyor. Duhan'la beraber giydiğimiz için large beden tercih ettim. Her kış başladığında Madonna yaka crop tişört aldığımı fark ettim. Çünkü çok seviyorum. Yaka kısmı çok güzel duruyor. Hem şık hem spor kombinleyebiliyorsunuz. Ben de bayağı seviyorum. Göstereceklerim bu kadardı. Neyse ki makyajım hazır. Saçımın da hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi artık üstümü değiştirip dışarı çıkacağım kombinimi giymek istiyorum. Ve dışarı çıkma kombinimi yaptım. Ay şu saçlarımı bir geriye atayım. Bu spor ayakkabıları giydim. İçime şöyle bir şey giydim. Sıcaklarsam çıkacağım. Bir de şu çantamı taktım. Haydi gidelim. Biz şu an Atlı Spor Kulübü'ne geldik. Ya da buraya dur direkt. Aşırı kalabalık. Park yeri yok ya. Yani millet üstünkörü ulu orta park etmiş. İçerisi de eminim çok kalabalıktır. Ama açık alan zaten. Bu arada Hatice ile Sarper de gelecek. Hatice, Sarper, Emra, Ozan. Şu gözlüğümü bir takayım da. Böyle daha iyi oldu bence. Bir defa kamerayla geziyorum. Evet bak kameralarımız bugün iki gördüğümde var. Gerçekten çok mutlu oldum. Ben de. Yeşim'le karşılaştık. Çok güzel oldu. Ben de kamerayla... Benim de var. Kameralar. Evet. Ben sizi çekeyim mi? Çek güzel. Birinci gördüm seni. Var, negatif aldım yani böyle. Seni Ezgi'yi görünce bir pozitif oldum. Ay iyi bari. Uğrarım sürekli yanına o zaman. Buradasın değil mi? Oturuyorsun. Buradayız. Yorulursan gel. Tamam. Görüşürüz. İyi eğlenceler. Eğlenceler. Bayağı hareketli. Bayağı kalabalık bir yer. Ne taraftalar? Ha şurası. Gayet güzel olmuş vallahi. Akdeniz'in en iyi barmeni. Yapma. Yapma şımarıyorum sonra. Çayı beğenmezsek iade edebiliyoruz mu? Hayır. Faturasıyla gelirse... Bu da Akdeniz'in en iyi bar yancısı. Bu ne meyvesiydi cidden? Çarkıfelek. Hatice ile Sarper de geldi. Evet içelim. Ben evde tam içemedim. Ben bilerek içmedim burada hiç. Halıdan vazgeçtin halıdan. Evimin halısı yok sırf buraya gelebilmek için. Ya halı almaya gideceklerdi. Halı her zaman alınır. Burası sadece bir hafta. Yılda bir oluyor burası. Kaçıramaz. Para mı harcayacağız şimdi? Evet. Evet para harcayacağız. Kokini alalım Hatice. Var mı? Çok geldim. Ama çok az bu. Ben bu biraz istemem. Ay çiçekler aşkım doğum günümde efendime söyleyeyim böyle şeyler alabilirsin bak. İsmini unutma. Pomme Fleur. Burada şarap var, şurada yiyecekler var. Ha şurada var bak. Bu ne ya?
Merhaba. Peçete yüzüyorlar. Bak buradaki mumlar güzelmiş. İyiyim, sen nasılsın? Merhaba, kolay gelsin. Oo, bu çok güzelmiş. Bunun fiyatı nedir? Ben de şu tam yeni gelin işi. Sabun. Bunlar devam. Ya hayır, doğum, bunlar aksesuar. Saçmalama, süs bunlar. Ay, bilgisayar çantalar çok tatlıymış. Kıyafet de var. Ay, şu ne güzelmiş. Baksana. Naya. Güzel şeyler var. Bak böyle de olur. Hadi evet. Işte. Bence bu daha güzel. Telefonu babam arıyor. Baban aramıyor mu lan? Yeterli. Yok, durmayacağım ben. Sonuna kadar. Keramik ya. Tam yeter aşkım. Yok, durmayacağım. Olur mu ya? Ay, aşırı güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Sağ ol, tebrik ederim. Ben de çok tebrik ederim. Murano. Evet. Murano neydi ya? Efendim? Murano. Murano. Camın adı Murano. Tamam. Kokusu da nar karmes. Güzel. Kokladın mı? Kokladın mı? Murano. Ay, çok güzel Hatice. Düşünebilirsin. Ben almıyorum Hatice'ye, düşünebilirsin. Kesinlikle. Evet. Şimdi de var. Emrah ile Ozan da geldi. Beraber oturuyoruz. Oturuyoruz ya, oturamıyoruz. Bu ne? Çok gidecekmişim ben burada. Çatal vereceğim, kusura bakmayın. Şundan sonra da bir kahve içelim ya. Yeter. Zaten başka bir şey yapıldığı yok burada. Herkes ağzını ayırıyor. Valla. Kahve alıyoruz Hatice'yle. 10 liram yok. Bende de yok Maki. Süper. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kahvelerimiz sağ olun. Arkadaşlar.
arkadaşlarımızın yanına geldik. Bugün çok arkadaşlı bir gün. Evet, siz niye yoktunuz bugün? Siz. Başka bir organizasyon vardı, oradaydı. Ama bizim hatamız, keşke haber verseydik. Aynen. Mimarlık organizasyonu yapıyorlar. Küçük bir Airbnb. İlgi ve alakasıyla. Selam, biz Nihat ve Muhammed'le de bayağı oturduk ve daha sonra eve geldik. Şu anda bayağı böyle yorgun hissediyorum. Dünün yorgunluğu da var üzerimde. Bugünün de yorgunluğu var. Dün bir de uyumadan evvel biraz edit yaptım. Onun da yorgunluğu var. Ama iyiyim şu anda. Sizinle kargolara baktığımız ve etkinliğe katıldığımız güzel bir günde. Ben çekerken yine çok mutlu oldum. Ama bu videoyu tabii ki de kapatmıyorum. Güzel ilerliyor. Bundan dolayı devam etmek istiyorum. Bu arada dolap kargolarım var. Onları parçalarına ayırdım. Birkaç şey sattım. Göstereyim hatta size. Şu köşede duran bir zigon sehpam vardı. Bilirsiniz. Üçlü zigon sehpam. Onları sattım. Şöyle ayaklarından ayırdık. Bu şekilde koyduk. Sonra şu köşede duran bir lambaderim vardı. Onu da sattım. Onu da böyle parçalarına ayırdım. Yarın güzel bir şekilde paketleyip göndereceğim. Bir de şöyle bir cüzdanım vardı. Bunu çok az kullandım. 3-4 kez falan kullandım herhalde. Çok güzeldi ama hani birazcık kalabalık gelmeye başladı. Benim evimde kalabalık gelmeye başladı. Da yani birazcık hafifletmeye karar verdim. Evde sadeleşmeye gidiyorum. Gerekli kremlerimi, yağlarımı sürdüm. Makyajımı çıkarttım ve artık uyku vakti geldi. Uyumak istiyorum. Yarın görüşmek üzere. İyi geceler. Günaydın, yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi uyandım ve canım ne isteyerek uyandım biliyor musunuz? Ispanaklı börek. Yani aşırı bir şekilde şu an ıslamak. Ispanaklı börek, ıspanaklı gözleme. Türevi şeyler istedi. Ve bundan dolayı da hazırlanıp çıkacağım. Yatağı falan toparlayacağım, bir ortalığı toparlayacağım. Ama onu bile bekleyemeyebilirim yani. İnanılmaz acıktım. Dişimi fırçalarken de şöyle üstümü leke yaptım. Her zamanki gibi yani şaşırmıyoruz bu tarz şeyler. Üstüme yemek dökebilirim, diş macunumu dökebilirim falan. Ve hazırlandım. Böyle elimi yüzümü toparladım. Saçlarım zaten iyi durumda bence. Şu elbisemi giydim. Bu Milla'nın elbisesi, inanılmaz güzel. Fitilli bir trikosu var. Bu videoda ne kadar çok fitilli trikosu var dedim ya. Bir de şu Capitanelli montumu aldım. Hemen çıkmam gerekiyor. Açlıktan bayılacağım. Yeşil fırına geldim. Deli. Burada yiyeceğim böyle. Ne kadar güzel şeyler var ki karbonhidrata düşmemek mümkün değil. Şunlara bakın mesela. Ha, ters yere geldim. Şaka yapıyorsun. Selam. Ay ne güzel. Merve ve Zarife ile karşılaştım. Onlarla biraz konuştuk. Şimdi ben karşıya geçiyorum. Gözleme burada yapılıyormuş sanırım. Bir öğreneyim. Sabah işte tam olarak onların hayali bu ya. İnanılmaz güzel görünüyor. Hemen yemek istiyorum. Şunu yememek için zor tutuyorum kendimi. O kadar güzel ki ama olmaz. Çok rahatsız ediyor sonra. Acı yemiyorum şu süreçte. Bir patatesli sıkma söyledim. Bir peynirli sıkma söyledim. Bir de ıspanaklı D börek. Benim böyle tek başıma kahvaltılarım meşhur bu arada. Fark ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü videolarımda çok fazla var. Kafam mesela çeker gelirim yani. Çok iyi dinleniyorum bu şekilde de. Bu arada bugün babamın doğum günü. Bundan dolayı yeşil fırının karşı tarafına geçtim ve şu pastayı seçtim. Muz, çilek ve badem varmış. Zaten canım onu istedi. Kendi istediğimi aldım. Çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Gidelim bakalım. Yeşil fırından çıktım. Çok lezzetliydi. Gerçekten her şey çok güzeldi. Şu an bir kolonya sıkıyorum. Şimdi anneme geçiyorum. Bu arada bugün babamın doğum günü. Ama akşam kutlarız doğum gününü. Hani Duhan falan da olsun istiyorum. Şimdi annemle bir kahve içerim. Daha sonra geri eve geçerim. Evde falan halletmem gereken işler var. Kargo geldi herhalde. Alo. Selam, biz eve geldik. Selen'le beraber anneme uğradıktan hemen sonra Selen'i de aldım. Buraya geldik. Bizim evde doğalgaz bozulmuş. Evet. Selen duş aldı. Her zamanki klasik benim. Fix. 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 Ay şu yeşillik şurada çok güzel oldu gerçekten ya. Şu saksıyı şuraya koydum arkadaşlar. Zigon sehpaları satınca bu ortada kalmıştı. Bence bu balkona yeşillik şartmış. Selen çorbayı çok beğendi. Konserve çok, çok lezzetli. Olmuş.
Kıvamı çok güzel olmuş. Evet, afiyet olsun. Ablamın çorbaları zaten hep böyle kıvamlı olur. Fix tabii. Sulu çorbaya alerjisi var. Hiç sevmem. Duhan benden de beter. Duhan bildiğin yemek gibi seviyor çorbayı, o derece. Ay, o kadar sevmem böyle bir şey. Biz çorbamızı içtik ve boş durmayayım dedim, edit yapıyorum. Selen de duşa girip çıkmıştı zaten, saçlarını falan halletti. Duhan geldikten sonra artık çıkıp anneme gideceğiz ve babamın doğum gününü kutlayacağız. Yemeğimizi orada yiyeceğiz. Şöyle şu an editteyim. Selen de bir iki tane tabak vardı sağ olsun, onu makineye dizmek istedi. Yani birikebilirdi ama içi rahat etmedi. Baba, baba. Evet. Nice mutlu yıllar. Öğlenden hazır pastan. Evet. Baba, İnşallah evden çıkar. Dilek dile. Annemlerden kalktık ve eve geldik. Şimdi dolap kargoları için sulama yapıyoruz. Bant nerede aşkım? Bu sende mi? Yok, babanın verdiği bant bu. Tamam, ben bizimkini kullanayım. İşimiz daha çabuk bitsin. Boydan boya bantlamayacağım ama. Üstlerine yazalım ama. Tamam, boydan boya bantlama. Kutuların üstüne yazalım ne olduğunu. Tamam mı bir tane? Karıştırmayalım orada da. Ya işte orada karışmadım. Yanlış yere göndeririz falan, ben riski göze alamam. Şimdi onu da bir şeyin içine koyalım. Direkt öyle laps diye koymayalım. Ha, babanın verdiği kağıt ya. Yüzümüze bak bana. İçine aşkla... Aa, kamerada zaten görünüyormuş şimdi. Değiliyor. Bir kereden çevir şurası. Çok bak. Sağ olun. Nasıl paketleniyor bakın, devasa bantlar. Bant bitmemiş daha. Atın daha, bu olmadı. Sen asıl mevzuyu çekememiş atıyordun. Biz buradan mutfağa gittik. Abi burada tabak kurma, ne yapalım? Şimdi şöyle bir kere daha döneyim mi? Evet. Ne kadar sağlam paketlik var. Bebek arabasının kutusu çok işimize yaradı. Yani yeter lan, bak kutusu. Selena bakalım. Üstüne zigan bir şey diye yazar mısın? Artık aşırı sağlam. Oo, gideceklere bakın. Şuraya zigon diye kocaman yaz ama büyük. Senin yazın iğrenç. Yok kız, benimkinden düzgün duran yazısı. Büyük yaz, zigon. Daha paketlenecek şeyler var. Bunların da üstüne hep yazıyoruz. Aşkım, iyisiyle ne işin var ya? Instagram'da paylaşmayacağım bunu. Paylaşacağım belki. Neymiş? 50 TL herhalde. Eskiden 20 liraya 20 liraya fotoğraf çekti. Bir sürü vardı, deşelik vardı derdi. Tabluluk ödüldü. Abi bir tane lazımmış herhalde pasaport için. Biz 4 liraya veririz. He, tamamdır. Sadece bir öne kalın. Şu arkadaki saçları bir daha toplayıp bırakalım sen. O bir taraf falan kalmış. Günaydın. Yeni bir günden herkese merhaba. Şimdi biyometrik çekildik. Uyanır uyanmaz kalktık, hazırlandık. Her neyse, Selen bizde kaldı zaten. Bugün pasaport işlemlerimiz var. Pasaport başvurusunda bulunacağız Selen, Duhan, ben. Şimdi ilk fotoğraf çekilmeye geldik. Bir fotoğrafımızı çekilelim dedik. Bir şey diyeceğim, vaktimiz var aslında Duhan. Yetişiriz. 11 saat. Bu arada şey de diyebilirsiniz ya, bebek doğduktan sonra yapsaydın falan diyebilirsiniz. Ocak fiyatlarından yararlanmak istemedik tabii ki de. Yani Aralık, hani 2022 fiyatlarından pardon, yararlanmak istedik. 2023 fiyatlarıyla da artık bebişin inşallah fotoğrafını çektiririz. Ona da bir pasaport düşünüyoruz. İyidir gerçekten. Duan halletti işini. İşlemimizi hallettik şükür. Evimize gelecek pasaportumuz ve bekliyoruz. Ve şimdi kahvaltı yapacağız. Dilim damağım kurudu. Gözlememiz geldi. Selen'inki kaşarlı. Neyle yiyecektin bir de? Patates kaşar istedim ve bana dediler ki patatesli kaşarlı kalmamış. Hem patates varsa hem kaşar varsa patateslisi biraz şöyle söylediler. Patates kaşar yok. Ya patates var ya da kaşar var, evet, diyor. Bir de böyle söyledim. Ben böyle... Tamam. Benimki ıspanaklı tabii ki de. Dünden beri anlamışsınız, bir ıspanak kaşar mı söz konusu. Duhan'ınki aşkım neydi seninki, kaşarlı mı? Kaşar. Hadi artık. 0.77.
150'ye de. Dolap kargoları gidiyor. Evet, hepsini gönderiyoruz şu an. Gözlük almaya geldim. Fakat istediğim gözlük şu an burada kalmamış. Sizinle bir videoda denemiştik, Prada'nın böyle kenarı mor gibi olan büyük ekartmanlı bir gözlüğü vardı. Yeni modeli. Şu an kodunu sorguluyoruz. Şimdi çıktık İpek Yolu'nun Ziyapaşa'daki şubesinden. Diğer şubesine bakacağız. Orada varmış sanırım. Siz o gözlüğü çok beğenmiştiniz ve hatta söylemiştiniz Ezgi mutlaka al diye. Ben de bekledim kendimi ayarlayayım biraz daha diye. Uzun bir süre gözümde bunu göreceksiniz. Diğer İpek Yolu şubesine geldim. İstediğim model buydu zaten. Bakın büyük ekartmanlı. Şu an nasıl görünüyor ışıktan tam bilmiyorum ama ışığı pek sevemedim. Ama gözlüğü çok sevdim. Şöyle göstereyim size de. Gözlüğü aldıktan hemen sonra kahve içmeye geçtik ama biraz dinlenme odaklıydı. O yüzden Ezgi açmadım sizi. Gözlüğün heyecanında olduğu için çekmeyi unuttum. Evet. Ya şu an saçım, başım, yüzüm birazcık şiş olduğu için aslında gözlük çok da böyle iyi durmamış olabilir ama bir vlogumda gerçekten çok beğenmiştim. Denemiştim ve siz de çok beğenmiştiniz. Hatta yayınladığım videonun tarihini söylüyorum size. 5 Kasım'daki video. Prada deyince akla gelen bunun küçüğüdür. Ben büyük ekartmanlısını aldım. Çünkü yüzüm büyük arkadaşlar. Küçük kafam büyük. Ben her zaman büyük gözlük kullanırım bu arada. Küçük gözlük kullanmam. Burada görsünler. Evet ya, burada da görsünler bir gün ışığında. Etiketini falan söktü mü? Temizledi. Tabii tabii, adam söktü, temizleyip verdi. Sağ olsun. Aa! Acar gözlüğümü. Benim gözüm sen acar gözlüğümü kırıyordu. Şurasını göstereyim. Bu kısmı çok hoşuma gitti zaten. Hani düz siyah olarak değil de bu şekilde bir çerçeve mi deniyor şuna? Ben de 1,5 yıl sonra kendi gözlüğümü Ezgi'den geri alabildim. Tom Ford Duhan'ın gözlüğüydü bu arada arkadaşlar. Ben onu çorlamıştım. Duhan'a da gidip Ray-Ban Hexagonal almıştık. Fakat Duhan'ın yüzü de büyük olmadığı için. Benden Mercedes aldı, Tofaş verdi. Olmuyordu Ray-Ban Hexagonal. Yoksa o da çok güzel bir gözlük. Şanslı birisi de Ezgi dolaba koymuştu, onu satın aldı. Evet, hemen satın aldı ve gönderdi. Verdik bugün zaten. Bakın gözlüğüm bu şekilde. Onu çok kullanmadım galiba. Çok az takmaz kullandı. Şey kere. Yani. İçine sinmiyordu. Bir gaza gelip almıştım da sonra almasam mıydım acaba dedim. Ve sonunda eve geldik. Gelen bir kargom var. Hemen onu açacağım. 2 tane far söyledim. Çünkü farlarımı yenilemeye karar verdim. Farlarımın hepsi dökülüyor. Bir şeyler oluyor. Böyle sinirlerim bozuldu. Kiko'nun da zaten farlarını çok övüyorlar. Renk efsane güzel. Şuna bakın. Çok sevdim. Hemen bir swatchlayalım şuraya. Oo, çok güzel. Bunu nasıl göstereceğim? Yanlış yere swatchladım. Şuradan göstereyim size. Görünüyor bence şurası tam olarak. Şu kısma sürmek için aşırı mantıklı olur diye düşündüm. Bir diğer far ise yine şu. Onu açalım. Bu far paleti. Renkler çok güzel. Çok çok güzel hem de. Şuna bakın. Selam, ben sonunda duşa girdim çıktım. Şöyle Urban'ın saç suyuyla öncelikle bir iyice sıkalım ve saçımızı tarayalım. Bu arada hemen böyle spor bir şeyler geçirdim üstüme. Salaş, geniş. Hatice anneme gideceğiz, yemeği orada yiyeceğiz. Ama bu videoyu artık saçımı taradıktan sonra bitirmem gerektiğini düşünüyorum. Eğer saçıma şekil vermeyeceksem bu arada Dyson'la ne yaptığımı da göstereceğim size. Düzgün durmasını istediğimde neler yaptığımı göstereyim. Ay, ben böyle arda arda 2-3 cümle kurduğum zaman, ki biliyorsunuz çok hızlı konuşuyorum. Sonrasında böyle ha diye nefes nefese kalıyorum. Sanırım bu hamileliğin ileriki aylarında olmamdan kaynaklı. Saçıma bu Elsevier'in mucizevi yağından da çok az sürüyorum. Bu kadar yeterli. Çok güzel oluyor. Ağırlaştırmıyor. Az sürdüğüm için ağırlaştırmıyor. Çok sürsem belki ağırlaştırır. Bu başlıkla öncelikle iyice kurutuyorum. Saçımı iyice kuruttum. Şu an bakın bayağı böyle kabarık halde. Şimdi de bu başlığı taktım. Bu başlıkla beraber yatıştıracağım. Saçlarımızı iyice yatıştırdık bakın. Hani sanki normalde düz de hafif bir hacmi ve kabarıklığı var gibi duruyor. Şimdi şu başlığı takıp ön kısımlarımı kıvıracağım. Saçlarımız tamam. Bu videoyu da burada kapatmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Sizinle yine çok güzel birkaç gün geçirdim ve ben çekerken çok mutlu oldum. Umarım sizler de izlerken çok mutlu olmuşsunuzdur. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz, ki bence abone olmalısınız, abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız eğer Instagram'dan da takip edip destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum ve desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.